Selam arkadaşlar, bu dersimizde AutoCAD'in içerisinde çok sık kullanılan Move ve Rotate komutundan bahsedeceğiz. Öncelikle Move komutundan başlayalım. Nasıl ulaşırız? Ribbon paneli içerisinde Move komutuna bu bölümden ulaşabiliriz veya yine Draw bölüm içerisinden de ulaşabiliriz. Klavye kısa yolu olarak ise M Enter klavye kısa yolu bizi komuta götürecektir. Komuta girdikten sonra bir seçim kutucuğu ekranda belirecek. Bu seçim kutucuğuyla gelip objemizi seçmemiz istenecek. Obje seçildikten sonra Enter deyip onayladığımızda bir baz noktasından tutmamız gerekiyor. Şöyle bir noktadan tutup Orto modu da kapatayım. Objemi istediğim yere gidip taşıyabilirim. Komutu obje seçip tekrar komuta girip yine çalıştırabilirsiniz. Bir noktasından alıp başka bir noktaya taşıyabiliriz. M Enter diyorum. Bu sefer bir çemberi taşıyacağım. Enter diyorum. Burada merkez noktası olabilir veya dışarıda bir noktada da taşıyabilirsiniz. Merkez noktasından alıyorum ve gelip başka bir çizginin son noktasına koyuyorum. Move komutu bu kadar basit bir komut. Basit bir mekanizmada çalışan bir komut. Şimdi sıradaki Rotate komutunu görelim. Rotate komutu da yine Ribbon tabı içerisinde bu bölümde bulunmakta. R Enter klavye kısa yoluyla da çalıştırabiliriz. Çalışma mekanizması basit bir komuttur. R O klavye kısa yoluyla giriyorum. Objemi seçiyorum. Ve onayladığım zaman bu sefer dönüş noktası, baz noktası isteyecek. Bu noktaya tıkladığım zaman istediğim açıda objemi döndürebilirim. Burada iki sistemde çevirme işlemini tamamlayabiliriz. Birincisi orta modla işlemi tamamlayabiliriz. Bu şekilde döndürmeler yapabiliriz veya Polar Tracking özelliğini açarak objemizi belirlediğimiz açılarda döndürebiliriz. Örneğin 30, 60 ve 90 şeklinde belirli açı değerleri girerek objeyi döndürebiliriz. İki farklı sistemde çalışmakta. Evet arkadaşlar, komutlara Ribbon panelinden ve komut satırından ulaştık. Aynı zamanda yine buradaki menümüzden de gelip Modify içerisinden ulaşabiliriz. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.